Şimdi efendim ben 1951 yılında Çorum'un bir nahiyesinde dünyaya geldim. İlkokulu muhtelif köylerinde bitirdim. Çünkü babam öğretmendi. 3 ayrı köye tayin oldu 5 yıl içerisinde. Ve ben orada babamdan mezun oldum ilkokulu. Böylece Çorum'da bitirmiş oldum. Daha sonra devletin sınavları vardı, parasız yatılı sınavları. O sınavlara girdim ve Yozgat Lisesi'ne parasız yatılı öğrenci olarak girdim. 1968 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun oldum. Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl Ankara Üniversitesi'nde bir farklı bir alan olan arkeoloji okudum. Daha sonra ikinci yıl ama hedeflediğim yer mühendislikti. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldim. Elektrik Fakültesi öğrencisi oldum. 1975 yılında Elektrik Fakültesi'nin elektronik ve haberleşme bölümünden mezun oldum. Daha sonra benim endüstriye karşı bir o zamandan bir merakım vardı. Fakat mühendislik tek boyut. Bir başka boyut daha kazanmak için İstanbul Üniversitesi'nin İşletme İktisat Enstitüsü vardı. Onların sınavlarına girdim, onu kazandım ve bir yılda orada bir işletme ihtisas programı okudum. Bu benim hayatımda epeyce şeyler oldu. Özellikle iş hayatımda çok kullandım ben. Belki çok şey biriktiremedim. Şimdi ben bir işletmeciyim diyemem ama fakat işimize yarayacak çok şeyler öğrendik. Çünkü bu bir master programıydı. Ve hedefledikleri şey tepe yöneticisi yetiştirilmek üzere bir müfredatları vardı. Ve farklı bir eğitim sistemi vardı. O da aslında çok hoştu. Vaka yönetimi diyorlar o zaman. Hocalar gelip orada bizim bildiğimiz klasik manada ders anlatmazlar. Bir konu işlenecek. Konunun önce, daha önce yaşanmış, hayata geçirilmiş, denenmiş, tartışılmış bunlar konular. Bize tekstil o zaman tabii tekstil var. Tekstiller halindeyiz dağıtılır. Biz onları çalışır, derse giderdik ve hocanın başkanlığında, şimdi moderatör diyorlar galiba, öğrenciler onu tartışırdık. Türkiye'nin ekonomik çalkantıları bitmiyor. Gene böyle bir sıkıntılı kriz dönemiydi. Özel sektörde pek aradığım şekilde iş bulamadım, beni tatmin edici. Yani daha kurumsal bir şirket arıyordum. Şimdi bunun olmayacağını görünce İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'ne müracaat ettim. Onlar da sınavla alıyorlardı. O günkü adıyla İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'nde mühendis olarak işe başladım. Bir buçuk iki yıla yakın çalıştım. Sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra tekrar kuruma girdim. Ama dediğim gibi gözüm dışarıda. Bu arada işte bir şey vardı, askerden bir iki tanıdığım bir arkadaşla birlikte öyle bir takım oluşumlar ne yapsak gibi derken ya birlikte bir şeyler yapalım fikri ortaya çıktı. Kontel'de öyle oldu. Bizden daha büyük, bizden en az yani 10-12 yaş falan büyük ama bu sahada çalışan, imalat yapan abilerimizin de önderliğinde biz bir anonim, o günün şartlarında bir anonim şirket olarak 5 kişi bir araya geldik ve bu konteli kurduk. Ne yapalım dedik? İşte ısı kontrolü yapalım. Başlangıçta ısı kontrolü ama yani çok geniş bir sektör. Ne olsun bu? O zamanlar Türkiye'de bir şey vardı. O zamandan sonra oldu bu. Isınma sistemi, kaloriferler foyloyla ısınıyorlardı. Şimdi biz dedik ki ya bu foyloyla bunu kontrol edelim, ısı tasarrufu olsun. Bir şey tasarladık. Ortaya bir cihaz çıktı. Bu foyloyldan tasarruf sağlıyor. Niye? Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak tüketimi artırıyor veya azaltıyor. Oldukça da faydalı oldu. Biz tam bir şekilde işte üretime başlayacağız, yol almaya başladık. Derken o sene petrol krizi çıktı. Dünyada petrol krizi çıktı. Türkiye çok etkilendi. Bizim foylo ile çalışan kalorifer sistemlerinin hepsi kömürlüğe dönüştü. Şimdi pazar gitti, böyle daha başlamadan gitti. Bu arada
Biz bir şeye dönüşelim dedik ve aklımıza tesadüfen belki bu sektör geldi, plastik sektörü. Niye? Çünkü gördük ki etrafta üretim yapan insanlar var. Mesela ampermetre, voltmetre gibi onların kutuları var. Onlardan tanıdığımız plastikçiler var. Biz de bu arada birazcık sahanın içerisinde gözümüz açılmaya başladı, tanımaya başladık. Derken plastik sektörüne bu şekilde bir adım attık. Bu sektör nasıl kullanılır, ne olur, plastik nedir, cihaz nasıl, neler bekleniyor gibi. İlk ısı kontrol cihazını buna dönüştürdük, yaptığımız cihazı. Plastik sektörünün kullanabileceği cihaz. Bunlara biz pano tipi cihazlar diyoruz. Muhtelif ölçüleri vardır, şeyleri vardır. Bunların Avrupa normları vardır. Dış ölçüleri muhteliftir. Mesela 96-96, 48-48, 36-72 gibi ebatlar. Bunlar standart ebatlardır. Her kim yaparsa yapsın bu ebatlara uymak zorundadır. İçine ne koyarsanız koyun. Kimse ilgilendirmez onu. Fakat dış ölçülerinin böyle olması lazım. Niye böyle olması lazım? Çünkü benim cihazımda herhangi bir problem olduğu zaman ihtiyaç sahibi gidip bir başka cihaz aldığında oraya takabilmeli. Yani aynı yere, ölçüler aynı olup öyle uyabilir. Yani bütün fişler prize girebilmeli. Yani sizin fişinizle sizin priziniz uyuyorsa o kullanılmaz. Bunun gibi bir mantık. Şimdi bu arada tabii şimdi bu sıcaklık kontrolü sadece cihazda olmuyor. Cihaza bilginin gelmesi lazım. Esas sıcaklık bilgisinin. Bunu sıcaklık sensörleri iletiyor. O zamanlar sıcaklık sensörleri de daha çok ithal ediliyor. Bunu da yapmak lazım. Çünkü şimdi endüstride bir ürünü ben bunu yaptım, şu kadar sadece bunu yaparım, bundan başka bir şey yapmam diyemiyorsunuz. Sektör adım attığınızda kullanım çok çeşitli. Özellikle mesela bir ana ürün yapsanız bile o ürünü kullanabileceğiniz sektör, her sektör farklı aksesuar kullanıyor. Çünkü ihtiyaçları değişik. Şimdi onlara hitap etmek zorundasınız. Dolayısıyla yola yürümek için çıkıyorsunuz ama siz farkında olmadan hızınızı giderek artırmak zorundasınız. Yani koşarak gitmeniz lazım. Gidemezseniz geride kalıyorsunuz. Çünkü sadece giden siz değilsiniz. Gelenler var geriden. Onlar sizi geçiyor. O nedenle ürününüzü çeşitlendirmeniz lazım. Aksesuarlarınızı çeşitlendirmeniz lazım. Böylece bunun yanına en azından biz bir de sıcaklık sensörü katalım dedik. Ve plastik sektörünün çok kullandığı bizim J tipi termokapıl dediğimiz bir şey, görünüşü bir kabloya benzer. Sıcak noktaya girer, ürücü termostata bağlıdır. Oradaki sıcaklık bilgisini cihaza iletir. Cihaz oradan gelen bilgiye göre kontrol yapar. Bu şekilde başladık. Birazcık devam ettik. Tabii Türkiye'deki hala devam eden problemlerden bir tanesi, ortaklık yapıları çok uzun süreli olmuyor. Bizimki de olmadı. Kısa sürede iki kişi kaldık. İki, üç sene içerisinde iki kişi kaldık. O iki arkadaşla 1997 yılına kadar da biz beraber gittik. 97 yılında onunla da ayrıldık. 97 yılından bugüne kadar da işte bir şekilde bu yolu yürüyoruz. Aşağı yukarı işte bu sene 40. yılımız. Böyle bir şeyimiz oldu. Kontel'in iş hayatında yeri oldu. Şimdi de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ha bizim şimdi şöyle bir şeyimiz var. O belki birazcık benden kaynaklanan bir şey. Ben hiçbir zaman yani çok büyümek, herkes büyümek ister mutlaka amaç o. Ama ben yani büyürken çok parayla uğraşayım. Çünkü büyümenin kriteri bizde birçok yani. Ha çok paranız olursa sanki çok büyüksünüz gibi gelir. Bende o yoktu. Ben yaptığımız işte büyüyelim. Yani ben de bir iş yapıyorsam bu işi herkes nasıl başarıyorsa, herkes dediğim dünyada örnekleri var, onlar nasıl yapıyorsa ben de bir şekilde bunu yapabilmeliyim. Şimdi şu sorumluluğu yükleniyor. Belki
küçümsemek değil ama alaylı yetişseydim böyle düşünmezdim. Ama şimdi bir mühendislik sorumluluğu taşıyorsa insan, şimdi bu sorumluluğu bunu yerine getirmemiz lazım. Yani ben mühendis oldum, okudum. O zaman şimdiki gibi de değil, şimdi eğitim paralı. Biz devletin imkanlarıyla okuduk. Ben hani orta öğretim zaten bahsetmiştim ama üniversitede de biz şey yapmadık. Yani çok sembolik paralar, belki sınavlara girerken böyle kağıt paralar aldılar bizden, o kadar. Devletin imkanlarıyla okuduk. Yani o zaman sonra da git yine devletin bir kurumuna gir. Oradan bir de maaş al, ömür boyu yaşa. Şimdi bu çok kolay bir şey. Bize bu şeyin yüklediği sorumluluklar var. Bununla durmamalıyız. Elimizden geldiği kadar. Ben mesleğimde her zaman daha iyi şeyler yapmak için uğraştık. Ona emek verdik. Bugün geldiğimiz nokta şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de şeyimiz oldu. Ciddi bir, özellikle plastik sektör içerisinde ciddi bir ağırlığımız oldu. Bize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz çünkü bitmiyor. Sistemler değişiyor. Teknolojiler değişiyor. Hal öyle olunca sizin ona bir şekilde ayak uydurabilmeniz lazım. Konunun bizi ilgilendiren şeyi var, çok detayı var. 40 sene önce 12-13 kişiyle çalışıyorduk, şimdi 16 kişiyle çalışıyoruz. Yani bizim böyle bir şey var, böyle bir çekirdek kadromuz var. Biz butik bir şirketiz. Burada özellikle şunu belirtmek isterim, plastik sektöründe, kalıp teknolojilerinde de çok büyük değişiklikler, yenilikler var. Tabii biz onların gerektirdiği kontrol cihazlarını üretmek durumundayız. Son zamanlarda kalıplar, sıcak yolluklu kalıp dediğimiz bir teknolojiyle çalışıyorlar ve bütün kalıplar artık bir şekilde buna dönüşüyor. Sıcak yolluklu kalıp kontrolü klasik bir ısı kontrolünden çok farklı, tek nokta ısı kontrolünden. Eski yöntemde plastik 200 derecede erir, set dersiniz 200 derecede, termostatınız 200 derecede açıp kapayarak onu belli bir bant içerisinde sabit tutmaya çalışırdı. Fakat sıcak yolluklu kalıp sisteminde öyle değil. Orada bir şeyiniz var. Ha bir de malzeme tek noktadan girer. Kalıbınızın etrafını sarar, ortaya sonuç olarak bir malzeme çıkar. Şimdi çok noktadan malzeme giriyor. Bir örnek. Çok çarpıcı örnek. Kapak. Su şişesinin kapağı. Şimdi aslında herkes küçümser, ya ne olacak bir kapak diye, ama kapak çok büyük bir ürün aslında. Ekonomik olarak da çok büyük bir ürün. Eskiden makina bir açılır kapanır, bir tane kapak düşürürdü. Sonra tabii şimdi bu rekabet, özellikle küresel rekabet, insanları hiç şey yapmıyor, yürütmüyor. Hep koşacaksınız sonsuza. Bir başkası gitti, bir açtı kapattı, iki tane kapak düşürdü. Aynı anda atıyorum işte kapağı 10 kuruşa verirken öbürü 9 kuruşa verdi. Bu sefer ikili olmaya başladı. Üçlü olmaya başladı derken. Şimdi biz şu anda bir açıp kapamayla 80 kapak düşüren kalıplar yapıldı. Ve biz bir noktada ısı kontrol yaparken onun daha başka ısıtmalarıyla birlikte şimdi aynı makineye takılan kalıbın üzerinde 96 adet noktada aynı anda farklı farklı ısı kontrolleri yapıyoruz. Hepsini burada şeyler işte kendi imkanlarımızda, kendi laboratuvar imkanımızda, kendi argemizle, kendi devrelerimizle dışarıdan yardımı almadan şu ana kadar sektörün hizmetine sunduk. Şimdi çok ağırlıklı olarak müşteri portföyümüz bahsettim plastik sektörü. Plastik sektörün aşağı yukarı her alanı. Ama enjeksiyon, ekstrüder, ambalaj sektörü, beyaz eşya ağırlıklı olarak. Bunların otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki şirketlerin kendileriyle de çalışıyoruz. Yan sanayileri de çalışıyoruz. Tabii daha çok yan sanayisiyle çalışıyoruz. Niye? Çünkü onlar yan sanayilerine ürün veriyorlar. Bu mesela bir beyaz eşya yan sanayisi kolay oluşmadı. 30 sene önce böyle bir şey yoktu. Şimdi
sektör kendi yan sanayini kuruyor. Onunla birlikte beraber gelişiyor. Otomotiv, yan sanayi keza bir şekilde öyle. Onlar ne yapıyorlar? Bir ürün yapacakları zaman ürünlerin kalıpları kendilerindir. Mesela işte diyelim ki Hyundai yeni bir model yapacağı zaman onun kalıpları kendilerindir. Kalıp verir yan sanayine ve bu kalıpla bana şu ürünü bir şekilde bas der. Şimdi kalıbını verir ama ısı kontrolünü vermez. Isı kontrolünü gidip kendisi tedarik etmesi lazım. Ha, hepsini biz veriyoruz diye de böyle bir iddiamız yok. Çünkü dünyada daha bir sürü firma var, Türkiye'de de var. Onlar da ısı kontrollerini böyle tedarik ediyorlar. Dolayısıyla biz bu ana firmaların kendi bünyelerinde yaptığı ürünler de var. Bazı ürünleri dışarı vermiyorlar. Kendi elinde çalışıyoruz. Otomotiv firmalarının aşağı yukarı hepsiyle, Arçelik'in kendisiyle, Vestel'le. Fakat daha çok şeyle, yan sanayisiyle çalışıyoruz. Isı kontrolünün dışına çok uzun yıllar çıkmadık. Ne kadar çıkmadık? 35 sene hep ısı kontrolüyle uğraştık. Çünkü elektronik, otomasyon sektörü çok geniş bir sektör. Sizi bir sürü yerlere kanalize ediyoruz. Bunu yapıyorsun, sen şunu da yaparsın. Onu da yaparsın falan işte. Yaparsın ama yani bir tane yapmayacağız ki, masa üzerinde yapıyoruz. Sanayinin hizmetine sunacağınız ürünün onun ihtiyaçlarına cevap vermesi lazım ve sen arandığın zaman da sanayinin seni bulabilmesi lazım. Ürününün arkasında olmalısın, teknik desteğini verebilmelisin falan. Bu çok büyük bir organizasyon ve ekip işi. Büyümeyi gerektirir. O da benim korktuğum bir alan. O nedenle dedik biz bir işi yapalım ama iyi yapalım. Yani yatay büyümek diyorlar galiba. Onun yerine biz şey yapalım. Yani işte dikey büyüyelim. 35 sene sonra yeni bir alanla daha girdik. Ama o da plastik içinde, onunla bağlantılı. Plastik sektöründe. Bu da statik elektrik yükleyicileri ve statik elektrik alıcıları. Şimdi bu ne demek? Plastik malzeme biliyorsunuz genelde kimyasal olarak yalıtkan bir malzemedir. Yalıtkan malzemeler sürtündükleri zaman üzerinde statik elektrik yüklerler. Yani kazaklarımıza vesaireye işte şeyleri sünerdik, plastikleri kağıt çektirirdik. Hani böyle şeyler olurdu. Şimdi plastik ürün tabii şimdi bir prosesten geçerken mutlaka sürünüyor. Kalıba sürünüyor, merdaneye sürünüyor vesaire. Derken bunların üzerinde statik elektrik yükleniyor. Şimdi bu statik elektrik yükünün boşaltılması lazım. Boşaltmazsan ne olur? Çok şey olur ama en azından şunu söyleyeyim. Şimdi poşet yapıyorsunuz. Şimdi poşetleri üst üste koyduğunuz zaman poşet birbirine yapışmıyor biliyor musunuz? Havada kalıyor. Çünkü bunlar aynı işaretle, aynı polariteyle yükleniyorlar ve birbirlerini itiyorlar. Biz görmüyoruz ama gözle. Şimdi bir kutunun içerisine koyuyorsunuz, 50 tane poşet koyuyorsunuz, kutu doluyor. Çünkü hiçbiri birbirine değmiyor. Bunu statik elektriğini almanız lazım. Aldığınız zaman yapışıyor, 50 yerine 500 tane koyuyorsunuz. O bizim girdiğimiz tarihlerde sektörde çok büyük firmalar yoktu. Daha çok küçük küçük şeyler var, firmalar var. İşte örneğin enjeksiyon işi yapılıyorsa bir makinası, iki makinası, üç makinası olan gibi böyle daha küçük firmalar da tabii şeylerde daha küçük mekanlarda mümkün olduğu kadar işte bu şey civarında hani Karaköy burada merkezdir ya, elektronik için de öyledir. Herkes Karaköy'de şeye gelir işte Bankalar Caddesi'ne, Tersane Caddesi'ne falan gibi bunların etrafında yoğunlaşmış kalıpçısından tutunuz da ham maddecisi falan gibi. Fakat bu arada bir de makine yapan, özellikle enjeksiyon makinesi yapan firmalar vardı. Page ve ben yılını çok tam hatırlayamıyorum ama yani 88-87 falan gibi o yıllarda şey oldu. Ben çünkü şunu zannediyordum. Yani PAGE, Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı, hangi bu plastik sektörü, acaba biz elektronik cihaz üretimi yaptığımız için farklı bir sektörde miyiz? Hani
biz elektronik sanayicilerine falan mı gitsek gibi böyle bir şey vardı. Ama daha sonra onun öyle olmadığını gördüm. Davet aldık ve böylece katıldık ama öğrenmek birkaç senemizi aldı. Böylece PAGEV'in bünyesine girdik. Ha bir de TÜYAP'ın düzenlediği bu fuarlara PAGEV yokken de ben katılıyordum. Hani demin bahsettiğim gibi. Daha sonra PAGEV'le birlikte TÜYAP'ın ortaklığı bu başarıyı doğurdu zaten. Yani şey değil, tek başına değil. TÜYAP bugün bir şeydir, bir başarı hikayesidir. Eurasia Fuarı bugün artık ulusal sınırları aşmış bir dünya fuarıdır. Bunların içerisinde yaptığı en önemli şeyler TÜYAP'la birlikte yapılan fuar organizasyonlarıdır. Bu organizasyonlardan zaten fuar yeteri kadar şey hem fuar hem sektör fayda sağlıyor. Katılmayanlar da fayda sağlıyor. Ziyaretçi olarak katılıyor, geliyor. O kendisi gitmese bile diğer ziyaretçiler nelerin olduğunu şey yapabiliyorlar, izleyebiliyorlar oradan. Bu çok büyük bir katkı. İkinci büyük katkısı eğitime olan katkısı. PAGEV'in eğitime olan katkısı. Zaten herhalde Türkiye'de vakıfların en büyük özellikleri de bir şekilde bu olmalıdır. Burada yapılan ilk şey Gebze'deki meslek okulumuz bizim yapıldı, devredildi. Daha sonra bize düşen meslek okullarında, özellikle laboratuvarlarında, PAGEV'in laboratuvarlarında bize düşen araç, gereç, cihaz, sensör vesaire gibi konularda bizim şirketimiz her zaman açık oldu PAGEV'e. Sonra ikincisi PAGEV'in şeyleri var, mesleki yayınları var, yayın organları var. Yayın organları faydalı. Türkiye plastik sektörünü dünya ölçeğinde tanıtan şeyleri var, gayretleri var. Bugüne kadar gelen başkanlar da gerçekten şey oldular. Yani bu işi severek yapan, hakkıyla yapan, gayretli başkanlar oldu. Bunların içerisinde Yavuz Bey'i birazcık ayırabilirim çünkü Yavuz Bey'in gençliği ve enerjisi PAGEV'e epeyce şey kattı. Eğitim alanındaki faaliyetini çok önemsemek lazım. Çünkü aslında vakıf en rahat hareket edebileceği alanda orası. En çok hizmet etmesi gereken yerde orası bana göre. Şimdi buradan bir orta öğretim seviyesinde okullarımız oldu. Daha da olmalı belki ama bunu bir üst kademeye yüksek öğretime, üniversite seviyesine, fakülte üniversite seviyesine taşımak lazım.